Merhabalar, Doktor Sevil ben. Sizlerle, sizden gelen sorular doğrultusunda belirlediğimiz bu haftaki konumuz dolgular. Dolgu yaptırıyoruz. Artık çok da sık yapılıyor biliyorsunuz. Hangi malzemeyle dolgu yapıyoruz? Hangi bölgeleri uyguluyoruz ve dolgu sonrasında sizi neler bekliyor? Bu haftaki konumuz bu. Dolgularda hyaluronik asit bazlı dolguları tercih ediyorum ben. Başka malzemelerle de dolgular yapılıyor ama dünyada da aslında bu böyle. %90 doktor, %90 dermatolog hyaluronik asit bazlı dolgularla işlem yapar. Bunun aslında en önemli nedeni şu. Biz ne kadar elimize de güvensek, ne kadar sizin hangi bölgenize işlem yapacağımızı da bilsek, vücut olmayacak bir tepki gösterebiliyor. Ve bu tepkiyi gösterdiğinde eğer biz eriyebilen bir malzeme, yani geri dönüşü olan bir şey yaptıysak çok daha rahat uygulama. Hem yapıyoruz hem hasta olarak siz çok daha rahat o koltuğa oturuyorsunuz. Hyaluronik asit bazlı dolgu yaptığımızda hiyaluronidaz dediğimiz, yani panzehir gibi, antidot gibi düşünebilirsiniz. Bir malzemeyle biz yaptığımız dolgunun tamamını eritip sizi tamamen eski halinize tekrar döndürebiliyoruz. O yüzden de işlemi yaparken rahatlıkla koltuğa oturuyorsunuz ve hangi bölgeyi istiyorsak o bölgeyi şekillendirmede ya da anatomik bir problem varsa onu düzeltmede dolgu yapıyoruz. Yine de kısa kısa biraz bahsetmek de istiyorum aslında. Özellikle dudak dolgusu biliyorsunuz hani çok da popüler. Merdiven altı yerlerde yapıldığında çok kötü sonuçlar olduğunu da biliyoruz. Artık haberlere bile yansıdı. O yüzden de ehil ellerde hyaluronik asit bazlı dudak dolgularıyla çok doğal, çok güzel sonuçlar almak aslında mümkün. Her yaştan hastamıza dudak dolgusu, kadın erkek aslında iki cinsiyetinde çok da sıklıkla tercih ettiği bölgelerden bir tanesi dudak dolgusu. Dolgu deyince de ilk akla gelen bölge aslında ama biz sadece dudak dolgusu tabii ki yapmıyoruz. Anatominizi güzelleştirmek, eski formuna kavuşturmak ya da mevcuttaki anatomik hoşunuza gitmeyen sorunu ortadan kaldırmak için de biz dolgulardan faydalanıyoruz. Mesela orta yüz dolgusu. Kadınlarda öncelikle çöken bölgelerden bir tanesidir ve yüzünüzü çok daha yorgun, çok daha solgun gösterir. Şu bölgenin çökmesi, altın üçgen dediğimiz iki bölge. Biz buraları minik dolgu enjeksiyonlarıyla eski formuna kavuşturup daha fresh, daha aydınlık yüzlere kavuşmamızı sağlayabiliyoruz. Bir diğer dolgu çene dolgusu. Jawline dolgusu çok popüler biliyorsunuz. Çene hattınızın daha keskin ve gıdınızı biraz olsun saklayabilmek ve profilinizi daha muntazam hale getirmek için yaptığımız dolgulardan yine çene ve çene hattı dolgusu. Bir diğer dolgu, özellikle bu allık bölgesi diye geçen ya da süperstar dolgusu falan diye de isimleri var. Yine zigoma bölgenize yaptığımız dolgu. Bu da yüzünüzü yukarı kaldırmak ve yine V hattınızı daha netleştirmek için yaptığımız dolgulardan bir tanesi. Gözaltı dolgusu belki bunun arasında en özellikli dolgulardan biri. Gözaltı dolgusu da yine bizim sıklıkla yaptığımız, kliniklerde uyguladığımız dolgulardan bir tanesi. Dediğim gibi ben yüz bölgesine dolgu yapacaksam mutlaka hyaluronik asit bazlı dolguları tercih ediyorum ama çeneye, dudağa, gözaltına aynı dolguyu kullanmıyoruz. Bu da yine sizden sıklıkla gelen sorulardan. Gözaltına olabildiğince ince, oranın dokusuyla çok daha iyi uyum sağlayacak. Bir yandan da içinde peptitler içeren, yani gözaltı morluklarınıza, kırışıklarınıza da iyi gelecek dolgular tercih ediyoruz. Ama biz burun dolgusu yapacaksak ya da çene dolgusu ya da işte çene hattı dolgusu, jawline dolgusu yapacaksak o zaman çok daha sert dolgular kullanmamız gerekir ki kemik üstüne koyduğumuzda o net hat bir an önce çıksın. Dudakta, dudakla çok daha uyumlu ve orta kalınlıkta dolgular tercih ediyoruz ki hem doğal olsun hem de en az bir yıl kadar da ömrü olsun. İşlemi nasıl yapıyoruz? Yapacağımız bölgeyi lokal anestezik kremlerle uyuşturmamız işlemin gayet konforlu geçmesi için yeterli. Lokal anestezik kremlerle uyuşturduktan sonra ortalama bir 15 dakika kadar işlem sürüyor ve dolgunun bence en güzel yanı şu. Yapıyoruz, hemen etkiyi görüyorsunuz. Yani daha klinikten çıkarken aslında etkiyi görmeye başlıyorsunuz. Ve bu sizi de beni de çok mutlu ediyor çünkü hemen etkiyi görüyoruz. Ve iki haftanın sonunda da doğal, net etki ortaya çıkmış oluyor. Dolgudan sonra ne yapacağız, nelere dikkat edeceğiz? Biraz da onlardan bahsedeceğim. Dolgu işleminden sonra özellikle dikkat etmeniz gereken ilk iki hafta bol su tüketimi. İlk iki hafta bol su, mümkünse alkolden, sigaradan olabildiğince uzak durmanız
Ve işlem yapılan bölgeye bizim önerdiğimiz doğrultuda minik minik masajlar yapmanız aslında sizden tek beklentimiz. İç haftanın sonunda da tekrar bir kontrole geldiğinizde biz işlemin net etkisini, net sonucunu görmüş oluyoruz. İşlem sonrası nelere dikkat edeceğimizden bahsettik ama nadiren de olsa çeşitli komplikasyonlar tabii ki olabiliyor. Bunların başında kanama geliyor. Çünkü biz iğneyle bir işlem yapıyoruz ve girişimsel işlem yaptığımız için de işlem bölgesinde küçücük küçücük morarmalar olabiliyor. Ortalama 2 gün sonra oluşan bölgedeki o morluk, şişlik tabii ki geçmiş oluyor. Bunun olmaması için, yani olabildiğince biz morarmanın, kanamanın önüne geçmek için de zaten işlemden önce, ortalama bir hafta öncesinden başlayarak ağrı kesici, kan sulandırıcı içmenizi istemiyoruz. Yeşil çay tüketimi kan sulandırıcı etki yaptığı için ortalama yine bir hafta öncesinden yeşil çayı da kesmenizi tavsiye ediyorum. Zaten bunlara dikkat ettiğimizde çok nadiren de olsa bu kanama olabiliyor diyoruz ama genellikle zaten hiçbir sıkıntı olmadan da net etkiyi görmüş oluyoruz. Hyaluronik asit bazlı dolguları tabii ki bölgeye göre değişmekle birlikte ortalama bir yıl kadar da ömrü var. Bir yılın sonunda geldiğinizde de o bölgeye biraz daha ihtiyaç var mı? Ya da orası gayet iyi ama başka bir bölgeye mi işlem yapacağız diye yılda bir de ben sizi tekrar tekrar görüp değerlendirmiş oluyorum. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Biz haftaya yepyeni bir konuyla tekrar sizlerle olacağız. Siz dolguyla ilgili merak ettikleriniz, yaşadıklarınız, deneyimleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere.